Hadi. Hadi. Evet, Rotterdam Maas tünelden geçiyoruz, yürüme yolu. Annem ilk defa geçiyor. O kadar Rotterdam'a gelmesine rağmen. Aslında Kiev metro istasyonuna da benziyor. Moskova'da da var böyle KGB metro istasyonu. Dünyanın en derin metro istasyonu. Birazcık ona da benzetmişler. Sadece onun duvarlarında reklamlar daha görkemli. Şu an 485 metre derinliğe iniyormuşuz. Yürüyerek gidiyoruz. Bunun üstü kanal. Burada hem bisiklet yolu var ayrı, hem yürüme yolu, bir de araba yolu var. Az ileride de araba yolu var. Merdivenlerden aşağı iniyor şimdi. Evet. İşte burası yürüme yolu. 480 metre böyle ineceğiz aşağıya doğru. Sonra tekrar karaya çıkacağız. Normalde bu yol eskiden tahtaydı. Hani yolun üstünde tahta vardı. Yürürken böyle o tahtanın sesini falan vardı. 2018'de tamire başladılar ve yenilediler Maas tüneli. Şu havalandırma oluyor. Bildiğiniz gibi havalandırma. Buralar komple yenilendi. 2018'de. Salam biri bir şey söyledi, sen de onu şey yap. Şeker vereyim mi? Bedava tünelden geçiyoruz. Annem de beğenmiyor tüneli. Alışmış tabi parayla geçmeye. Evet, Söğüt'ten North'a gidiyoruz artık yürüyerek. North değiller, North var öbür tarafta. Centrum'a, yani Söğüt'ten. Zeytun şey neydi be? Ha tamam. Şey Zeytun şey neydi? Türkçesi? Güneydi galiba. Güneyden şehir merkezine gidiyoruz. Yürüme yolunda. Güzel bir heyecanlı maceralı bir gün olacak. Sıcak yalnız içerisi. Normalde annem üşüyordu. İlk defa yanıyorum dediğini duyuyorum yani 3 haftada. Korkudan yanıyorum. Korkudan yanıyormuş. Aslında neyinden korkuyoruz? Aslında ben güvenli bir yer yani. Ben güvenli buluyorum burayı. Da akşam burası kapanır mı ki? Bak birazdan çıkışta bir kapanış açılış saati var mı? Bir ona bakalım da. Onu merak ettim ben. Hani gece burası kapanıyor mu? İşte böyle Maas tünelden gidiyoruz. Duvarlar falan yeni yapılmış zaten belli. Çünkü 2017'de ben buradan geçtiğimde duvarlar birazcık şeydi, siyamsıydı yani böyle. Yani Hollanda'nın bu huyunu seviyorum. Burası Rotterdam. Maas tünel. Şimdi bunun eskiden bu yolda hem skuterlar gidiyordu, hem bisikletler, hem de yayalar gidiyordu. Ama yani bu tünelden gidiyordun, yandaki tünelden de dönüyordun. Hani aynı tünelden dönmüyordun. Şimdi şey yapmışlar, tünelin bir tanesine bisiklet yolu yapmışlar.
öbür tüneli de yürüme yolu yapmışlar. Neyin için açıp tünel yapmışlar? Tünel aynı mecbur ya sudan olacak ya topraktan olacak söylediğin şey bu. Bakalım kaç dakikada geçeceğiz tüneli, onu merak ettim. O yüzden trenin sonuna kadar video çekeceğim. Kaç dakikada çekiyoruz? Geçiyoruz yani. Onu göreceğim. Onu merak ediyorum. Benim tahminim bir yarım saat sürer gibi mi geliyor ya da 10-15 dakika. Yani 15 dakika ile yarım saat arası değişir. Kaldı. Ha, 300 metre mi kaldı? Evet. Nereden anladın? Yerlerde yazmışlar. Ha. Yere bakmadığım için ben. Bak üstümüzden şu an gemi geçiyor galiba çünkü motorun sesi geliyor. Gemi geçiyor galiba. Ama ben burasının zaten çok fazla derin değil. Kaç metre demiştin? 85 metre. Yani 485 metre bir şey değil yani. Yarım kilometre bir şey. 200 metre kaldı. Aynen. Hadi kurtulun, 200 metre kaldı çıkmana. Annem şimdi içinden dualar ediyordur. 200 kaldı, 100 kaldı, 50 kaldı, 10 kaldı. Eğleniyor musun anne? Evet, çok eğleniyorum. Ben de eğleniyorum. Giderken korktum ama şimdi korkmuyorum. Çünkü biliyorum artık bana bir şey olacak. Giderken bir şey olacak mı diye düşündüm. Neler söyleyeyim. Az kaldı. Birazdan çıkacağız tünelden. 100 metremiz kaldı. 100 metre aynen. Aslında bu keşke bu yanlar aslında cam yapsalar çok güzel olurmuş aslında. Ben olsam mesela cam yapardım onu. Kalın bir camın içinde gidiyorsun böyle. Çünkü bunun tepesinden gemiler geçtiği için gemiyi de görürdün. Aslında burası ikinci, yani ikinci şey savaş anında sığınak olarak kullanılır bence. Çünkü 400 kaçta dedin? Şimdi merdivenlerle yürüyelim. 480 metre olduğu için savaş alanı sığınak olarak kullanılabilir burası. Yürüyen merdivenden çıkıyoruz değil mi? Ah, aynen. Bu yürüyen merdiven zaten çok Kiev gibi. Böyle çıkıyoruz. Şöyle duvara göstereyim. Demin annem bu merdivenden korktuydu çünkü aşağısı görünmüyor. Zannetmiş herhalde merdiven suya gidecek, sonra bizi suya atacak. Yüzerek geçeceğiz karşıya, öyle bir şey düşündü galiba.
anne bak, burası eskiden kokuyordu, o koku yok ha şimdi. Demek ki temizlemişler, düzeltmişler bayağı bir. İşte bir şu merdivenler çok yavaş. Normal AVM'nin merdiveninden daha şey. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bir dahaki sefere umarım Prag'dan video çekeceğim. Prag'da bol bol beraber gezeceğiz. Beraber gün batışını, gün doğumunu izleyeceğiz. Tarihi yerlerini gezeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.